Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Oları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu iki renkten güzel sıralı bir model yapacağız. Modelimiz arkadaşlar iğneden tığa bir sıralı model. Bu şekilde çıtı pıtı çok da zarif bir model. İlk önce bu şekilde tığ battılarını hazırlıyoruz. Üzerine bu kulakçıkları yaparak üzerine de bu ikinci rengimizi giderek devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer oyamız bir tık daha yukarı dursun diyorsanız bundan turuncu yani tığ battığımızdan bir turuncu, bir beyaz, bir turuncu, üçe de çıkarabilirsiniz eğer şayet isterseniz. Yok bu zarif böyle. Devam edeyim derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin arkadaşlar yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken aynı şekilde 3 tane tığ battıyla başlıyorum. Burada da bu şekilde 3 tane tığ battı yaparak başlıyorum. 2 zincirimi çektim arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde 3 tane tığ battı yapıyorum. 3 tane tığ battıyla işimize başlıyoruz. Bir defa tığımı dolayıp hemen yandaki tığ battıya girip 2 alarak buraya bir yuva yaptım. Bir zincirle giriyorum arkadaşlar yuvanın içine. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şu görüntü için. Bir sık iğne dönmemesi için şart unutmayalım arkadaşlar. 10 zincir. 10 zincirimi çekip buraya bir tane kirpik yaptım. Yine 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. İkinci kirpiğimi. Yanına yine kaymaması için bir sık iğne yapıyorum. Başında ve sonunda muhakkak bir tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Daha güzel gösteriyor. 2 zincir hemen yandaki tığ battıya girdim. Buraya yine arkadaşlar burada olduğu gibi 3 tane tığ battı yapıyoruz. 1, 2. 2 zincir sıradaki tığ battıya 2 zincir sıradaki tığ battıya 3 tane tığ battı sonra bir defa dolayıp 2 trabzan bir zincirle trabzanımızın arasına girip sık iğne yapıyoruz 10 zincir 1 2 3 4 5 6 7 9 ve 10 hemen buradaki trabzanıma girip birinci kirpiğimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Buraya kapattım. Hemen yuvaya girip bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir. Sıradaki tığ battım. 2 zincir. 2 zincirden 3 tane tığ battı. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramız devam ediyor. 3 tane tığ battı, bir trabzan, bir zincir, bir sık iğne. Üzerine 10 zincirden şimdi trabzanımın arasına 10 zincirden 2 tane arkadaşlar kulakçık yapacağım. 10 zincir. Hemen bu birinci. 10 zincir. Kapattım. İkinci. Dibine bir tane sık iğne. Başına ve sonuna birer sık iğne. 1, 2 zincir. Sıradaki tığ battı. 2 zincir. 3 tane bu şekilde. Yine yaptık. Ara mesafesine 3 tane arkadaşlar bu şekilde tığ battı. Koyuyoruz. Sonra trabzan yapıp böyle küçük kulakçıklar yapıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar devam ediyor. Şöyle 2 tane daha yapalım. 2, 2. 1 zincir. Kapattım. 10 zincirimizi yine bu yaptığımız minik trabzana kapatıyoruz. 10 zincir. Kapattım arkadaşlar. Dibine bir tane sık iğne. Bu şekilde.
1, 2 zincir. Kapattım. 2 zincir. Tığ battı. 2 zincir. Tığ battı. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar, ikinci sıramız devam ediyor kulakları yaparak. Şimdi turuncu renkimizin son sıramızın yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, ortadaki tığ battığımızdan sık iğne ile girdik. Sağında solunda birer tane kaldı ve 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Sıkı sıkı 5 zincirimi çekip öbür kulağından tutuyorum. Hemen sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim arkadaşlar bu şekilde. Kapattım. 3 zincirimle dönüp 5 zincirin ortasından sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıkı sıkı 10 zincirimi çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Hemen yine ortadaki tığ battımın içine sık iğne ile girip buraya sabitliyorum. 7 zincir. Yine aynı şekilde ilk kulakçıktan tutuyorum. Sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. Sıkı sıkı zincirlerimizi çekiyoruz kalıp gibi durması için. İkinci kulaktan tutup sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 ve 3. Döndüm arkadaşlar şöyle ters yüzüne. Bu 5 zinciri yuvadan aradan girip sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. Yine 10 zincirimi çektim. Ortadaki yuvadan bu şekilde sabitliyorum arkadaşlar sık iğne ile. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arka tarafından da ütüyü basıldığı zaman oyamız kalıp gibi duracak. Bu şekilde. Yine 7 zincirimi çekiyorum. İlk kulaktan tutup sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kulaktan tutup sabitledim. 1, 2 ve 3 zincir. Çeviriyorum. Kapattım. 10 zincir. On zincirimi döndüm. Ortadaki yuvadan sık iğne ile sabitledim. Hemen arkadaşlar ilk kulaktan tutup bu şekilde sabitledim. Bir, iki, üç zincir. Dönüyorum arkadaşlar. 5 zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 10 zincir. Ve 10 zincirimi bu şekilde tam ortadan sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sıramız. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok zarif bir model oldu. Çıtı pıtı bir model oldu. Modelimiz bu şekilde. Sıralı bir model. İğneden tığa kalıp gibi de duran bir model oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.